آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد. Şimdi abi meselemiz esasatta cehil. Cehil. Ama buna bakarken birçok şey çıktı içerisinde. Sadece cehil değil. Nedir mesela? Cehil, cehli basiti, cehli azimi, cehli mutlak, cehli azim, cehli mürekkep, cehli cehennem. Cehli cehennem tabirini muhakematta açık ifade ediyor abi. Oraya da baktım inşallah. Baktın değil mi? Orada söylüyor muhakematta açık. Cehli cehennem. Cehli cehennem tabiri var, evet. Muazzef olacaksınız. Evet abi. Şimdi zahir itibariyle yani cehl, biz hani sürekli okuyoruz. Bir şey bilmemek, bir şeyin farkında olmamak, bir şeyden haberdar olmamak gibi gözüküyor. Ama hakikate böyle değil. Şimdi ama bir saatte sıkıştıracaksın işte. Ona göre ustalık burada. Bu anlattığım başlıklar hepsini istiyorum. Ama bir saatte istiyorum. Tamam. Bunlar böyle. Bu zaten yukarıda saydıklarımı böyle başlıklar içerisinde ve orayı izah ettikten sonra diğer başlık ve izahatı diye sınıflandırdım. Evet. Şimdi bir daha başta o ne dedin? Cehil bilmemek değil. O da bir daha söyle. Yani cehil bilmemek değil. Zahir manası bilmemek. Ama hakikat itibariyle öyle değil. Yani lügat manasına baktığımız zaman bir şeyi bilmemek. Üstad da öyle diyor. Cehlin var, bilmedin. Zahir manası 26. sözde söylüyor. Fakat cehlin içeriği hakikat noktasında farklı. Bir sürü esbar şeyler var, maddeleri var. Onları okuyacağım zaten. İşte öncelikle Bediüzzaman Hazretleri muhakemat 10'da diyor ki Cehalistan bir ülkedir diyor. Cehlistan ülkesi. Şimdi bir ülke varsa onun illeri var değil mi abi? Vilayetleri var, içeri vesaire. Bunlar sınıf sınıftır. İşte buradaki cehil, cehli basiti, cehli azimi, cehli mutlak, cehli azim, cehli mürekkep, cehli cehennem. Bunun işte ilçeleri, illeridir diyelim. Yönetim kurulu merkezi ise cehli cehennem. Buradan çıkıyor. Yani ana sistem daire orası. Cehli cehennem merkez, idare merkezi. Yani en azim noktada orayı gösteriyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu çok şeyime gitti şu. Cehil bilmemek değil. Evet abi, bilmemek değil. Bilmediğini bilmemek mi? Bilmediğini bilmemek cehli mürekkep. Ama onun da sınıfları var. Ha peki cehil nedir o zaman? Şimdi abi bunu önce bir şey yapayım. Diyor ki, zira mazi kıtasında vahşet abad sahralarında haymenişin taassup ve taklit veyahut Cehlistan ülkesinde menzil nişin muzahrefat ve istibdat olanlara şeriat-ı garranın galibe-i mutlak ve istilay-i tamına set ve mani olan 8 emir, 3 hakikat ile zir zeber olmuşlardır ve oluyorlar. Öncelikle yani geniş kapsamlı bir şekilde cehalet başlı başına bir hakikat ve içeriği var. Bir sürü maddeleri var, maddelerini sınıflandırdık. Aşağıda da cehlin zahirisi, cehlin var, bilmedin ve özrün var tabiri. Sözler 277'de, 26. sözde. Nasıl anlayacağız ki cehlin bir şey bilmemek olduğunu hakikat noktasında delil gösteriyor Bediüzzaman Hazretleri. Nasıl anlayacağız? Biz cahiliz, sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Cevap, çenden cahilsiniz fakat akılsınız. Cehaletle şey ayırdı abi değil mi? Akıllılığı veya diyelim ki cehli ayırdı. Cahilsiniz fakat akılsınız. Hanginizle zebin yani üzümü paylaşsam şekavetiyle bana hile edebilir. Demek cehliniz özür değil. Şimdi aşağıda cehlin menbaı, dimağın taakkul meratibinin ifratından sudur ediyor. Bu çok ciddi bir iddia. Nasıl delili var abi. Çok yerlerde delilleri var. Tekrar okuyayım. Cehl, dimağın taakkul meratibinin ifratından sudur ediyor. Tefriti de var bunun. Hiçbir şeye vakıf olmamak. Evet, bir kısmı sofestai olup insanın hassası olan akıldan istifa ederek ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi. Bak cehil ve neticesi. Tekrar okuyorum. Bir kısmı sofestai olup insanın hassası olan akıldan istifa
ettikten sonra ne oluyor? Ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesinin dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem kainatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Cehli mutlakı da izah edeceğiz. Burada işte buna izah olsun diye. Akıldan istifa ettikten sonra küfür, cehilden küfür ortaya çıkıyor. Küfür, akıldan istifa edince cehalet mi oluyor yoksa küfür mü oluyor akıldan istifa edince? Cehil, küfür oluyor fakat akıldan istifa ettikten sonra cehil ortaya çıkıyor. Yani aklın ifratından çıkıyor abi. Yani akıl ne oluyor? İstifa etmek ne demektir? Aşağıda zaten onu destekleyen başka bir yer var abi. Orada da tekrar şey yapalım. Mesele izah edecek. Cehilin terim ve istilahi manası, buna geliyoruz madde olarak. Düşünmeden, şu ala 111. Düşünmeden, gayri müntazam, istimal edilen, evvel ve ahirine bakmadan, siyak ve sibakını düşünmeden, sözün başka sözlerine münasebetini tasavvur etmeden, münasip bir mevki ve mümbit bir zeminde zer etmemesidir. Cehil. Vay be, nereden aldın onu? Şu ala işaret edeceğiz 111. Devam ediyor abi. Bazen olur ki, yerinden okuyayım. Bazen olur ki iki adamın söyledikleri bir söz, bir kelam mütefavit olur. Birisinin cehline, sathiline, ötekisinin ilmine, meharetine delalet eder. Şöyle ki, bir adam düşünmeden gayrı muntazam bir surette söyler. Ötekisi o sözün evvel ve ahirine bakar, siyak-ı sibakını düşünür ve sözün başka sözlerine münasebetlerini tasavvur eder ve münasip bir mevkide, mümbit bir yerde zer eder. İşte bu adamın şu tarz hareketinden derece-i ilim ve marifeti anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'in fenlerden bahsederken aldığı fezlekeler bu kabil kelamlardandır diyor. Yani bunun muhalifiyle o şekilde başta okuduğum gibi bir vaziyet çıkıyor. C mana ismiyle kainata bak, mana ismiyle kainata bakmaktır. Nereden çıkardım? Döner ulumu kainat marifi ilahi, eğer mana ismiyle tabiat noktasında zatında nasıl olmuş dersen nigahı, bakarsan kainata daire-i fünunun daire-i cehl olur. Bir çare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz eder. Çünkü bunun rivayeti devam ediyor abi. Bak ne dedi biliyor musun? Elindeki o bilgi cehaletini arttırdı. Arttırdı evet. Bak bir daha söylüyorum. Elindeki bilgi cehaletini arttırdı. Evet. Bilmeseydi ondan ona göre daha alim olacaktı. Evet aynen öyle. Bak elindeki bilgi adamın cehaletini arttırdı. Manayı ismi bilgisiyle dibe gidiyor. Ne oluyor mesela abi? Ne diyor? Münevver akıl bir, değil mi? Feylesof gökte diyorsa bir kuyruklu yıldız görse yerde titremeye başlar. Yani bu da ilim sahibi, cahil değil. Şimdi diyoruz ya, Ebu Cehil değil mi abi? Cehaletin babası. Bu adam değil mi? En alim, tahsil görmüş. Peygamberin peygamber olduğunu da biliyordu. Niçin bana gelmedi diyor. Cahil değil bu adam. Yani yedi tane Arap Yarımadası'nda okuma yazma ve alim ve şair kişilerden birisiymiş. Evet. Bak mesela bununla alakalı bir misal vereyim de. Doktor tıbbı biliyor. Hücre nasıl ürüyor, mikrop nasıl ürüyor biliyor. Eğer Allah'ı bilmiyorsa bu doktor normal sokaktaki bir adamdan daha kötü yaşar. Sebebi sokaktaki adam mikrobu nasıl ürediğini bilmediği için cehaletinden rahattır. Ama bu ilmini, manayı, ismiyle baktığı için, Allah vermediği için, olayı tesadüfe verdiğinden bilgisi onu daha çok avamdan daha beter yaşamasına sebebiyet verir. O zaman bilgi ne yaptı? Cehaletten daha aşağı indi. İşte bu da cehennem var ya, cehli cehenneme götürüyor adamı. Bu esbaplar cehli cehenneme götürüyor adamı. Bilgi bir sorumluluktur o zaman abi değil mi? Kullanabilmek lazım. Aynen. Bu sorumluluğuna delil, kullanmadığın her şey senin aleyhinde zaten aktif. Evet. Bir başka cihetini abi şey yapalım. C, vicdan ve akıl penceresini hidayete kapatmaktır. Üf. Bir daha.
vicdan ve akıl penceresini hidayete kapatmaktır. Onu nereden çıkarttın onu? Kırken intiba mı? İşkembe gibi. İşkembe de. Öyle mi? Delilin yok mu? Var abi var. Ehli felsefe gibi kafa feneriyle bakıp yıldız böceği gibi kendi ilmini esas tutmaktır. Bunu da tabii yani Risale'deki manalardan mülhem oldu. Delili şu, Allah'ın sun'una, ef'aline, kelamına, temsilatına, üsluplarına inayet ve rububiyeti mülahaza etmekle beraber Allah canibinden bakmak lazımdır. O ilim zannettikleri şey cehil olur diyor işte. Değil mi abi? Eğer bu şekilde bakmazsan ilim zannettiğin şey cehil olur. Bildiği için dibe gidiyor. Evet, bildisiyle dibe gidiyor. Evet, bildiği için dibe gidiyor. Bildiği için. Evet abi. Mesela değil mi? Karl Marx veya diyelim ki neydi o? Mesela diyelim ki ehli fetret. Hiçbir şey bilmiyor, her şeyi yapıyor. Ama cennete gidecektir. Biliyor, iman etmiyor, cehenneme gidecektir. Evet, işte... Devam ediyoruz abi, buranın devamı. İşte ey şeytanın desiselerine müptela olan biçare insan, hayat-ı diniye, hayat-ı şahsiye ve hayat-ı içtimaiyenin selametini dilersen ve sıhhat-ı fikir, istikamet-i nazar, selamet-i kalp istersen, muhkemat-ı Kur'aniyenin mizanlarıyla, sünnet-i seniyenin terazileriyle amal ve hatırasını tart ve Kur'an'ı ve sünnet-i seneyi daima rehber yap ve Euzubillahimineşşeytanirracim de. Cenab-ı Hakk'a ilticada bulun. Dedik ya abi, kafa feneriyle bakmak, akıl, vicdan ve akıl penceresini hidayeti kapatmak. Yani olay ve hadisata, Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın sun'una, ef'aline, kelamına, temsilatına, üsluplarına inayet ve rububiyeti mülahaza etmekle beraber Allah canibinden bakmadığı zaman cehil oradan sütür ediyor. Evet. O lemalar 89'dan okuduk. Cehil olursa dini, şahsi, içtima hayatın selameti ve sıhhati fikir, istikameti nazar ve selameti kalp olmaz. Yukarıdan çıkarttım abi. Cehli cehennem bir cihette buradan sütür eder diyor. Evet. Cehil için gayyâ-i cehl, yani cehennemin beşinci tabakasındaki korkunç bir kuyunun adı. İçine düşen kolay kolay kurtulamayacağı bir yer. Tabir edilmesi. Allah Allah. Ahmet Feyzi Kula Bey bunu bu şekilde tabir etmiş abi. Şimdi devamında okuyayım, orada söylüyor. İffet ve ismetin en âli örneklerini yaşatarak saburane, mütehemmilane bir nevi mahrumiyetlere göğüs germek suretiyle kendini hakikata ve envar-ı Kur'aniye'ye ve marif-i Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam izharına vakfeden ve memleket ve milletin ızdırabatı karşısında pür rahmu şefkat ağlayan, kendine yapılan bunca ihanetlere rağmen etrafındakilerin saadetleri için hizmetinden asla vazgeçmeyen, ihtiyarlığına ve bilkesliğine bakmayarak insanları gayyi cehl ve girdab-ı inkardan kurtarma hasbi ve ilahi bir cehd ile çalışan ve savaşan fazilet ve nur abidesini üstad addetmekliğimizi çok mu görüyorsunuz? Şu alar 565 Ahmet Feyzi Kul Ağabey'in müdafasından. Tabii onu muhakimattan da okuyacağız yerini. Cehli cehennem aşağıda geliyor. Esas olarak. İlahi cehennem ne demek? Abi ben anlamıyorum ya. İlahi cehl mi dedin orada? Cehli cehennem tabiri vardı. Orada ilahi cehl. İlahi cehl diye bir şey söyledim ben orada. En son. Son kısım. Evet. Hasbi ve ilahi bir cehl. O cehl, mücahede. Cehl. Ceylan, Edirne, Hatay, Denizli. Evet. Evet. Burayı okuduk. Şimdi hudutsuz şükürler, nihayetsiz senalar olsun ki o Zat-ı Zülcelal'e ki bizleri cehl-i mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütfü keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak bir nura talep etmiştir. Bu Hüsrev ağabey de bunu şey diyor abi, cehl-i mutlak dereleri.
dere tabiri var. Yukarıda ise işte ne dedi? Gayyı cehl dedi. Aşağıda ise şimdi diyor ki hudusu şükürler nihayetsiz seneler olsun ki o Zat-ı Zülcelal'e bizleri cehli mutlak derelerinden, isyan ve küfran bataklıklarından lütfi keremiyle çıkarıp gözleri kamaştıran en parlak nura talep etmiştir. Emir Dağ Layıkası Hüseyin Ağabey. Burada işte cehli mutlaka dereler tabiri kullanıyor. Evet, kapı tabiri var. İnsaniyetin mahiyetine zıt bir cehli mutlak kapısını açmaktır. Emir Dağ Layıkası. Cehl için cehl-ü delalet karanlıkları tabiri. Kur'an güneşinin sönmeyen nurları ve ebedi lemaları olan nur şuaları, nur şuaları ile cehl-ü delalet karanlıklarını izah ederek milyonlar kalpleri o nurla nurlandırıp el imanı kendimize minnettar, kendinize minnettar ettiniz. Tabiri Tarihçi Hayat 670. Burada da cehl-ü delalet karanlıkları. Bu da karanlık olarak alıyor. Yukarıda dere, kapı, gayyi cehl yani cehl kuyusu. Tabi orada da söyledik. Kezalik Allah'ın hesabına, kainata bakan adam her ne müşahede ederse ilimdir. Eğer gafletle esbab hesabına bakarsa ilim zannettiği şey dahi cehl olur. Yani Allah hesabına, kainata bakmadığımız zaman cehl orada çıkıyor. Şimdi geliyor abi. Yoksa mecaz hakikat ve hakikat ve hakikat mecaz suretiyle görmek, göstermek cehlin istibdadına kuvvet vermektir. Mecazı hakikat ve hakikati mecaz göstermek de cehle bakan bir nokta. Şimdi cehli cehennem geliyor abi. Kaide-i taksimul amali muktezi olan hikmet-i ilahiyenin dest-i inayetiyle beşerin mahiyetinde ekmiş olduğu istidadat ve müyulatla şeriat-ı hilkatin farz-ı kifayesi hükmünde olan fünun ve sanayinin edasına bir emri manevi vermişken suistimalimiz ile o istidattan tevellüd eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bir hırs-ı kazip ve şu res-i riya olan meyl tefevvük ile zayi edip söndürdük. Elbette isyan eden cehenneme müstehak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehl ile muazzep olduk. Kaç sayfa? Söyleyeyim, muhakemat 30. Allah'ım çok iyi. Suistimalimiz ile 1. O istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki bu hırsı kazip reis-i riya olan meyli tefevvük ile zayi edip söndürdük diyor. Şimdi şurada elbette isyan eden cehenneme müstahak olur. Biz de bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehl ile muazzep olduk. Şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal etmediğimizden cehli cehennemi cehl ile muazzep olduk. Şeriat-ı fıtriye. Şeriat-ı fıtriyenin ademi tarafı cehli cehennem. Evet abi, mesela 6. söz değil mi? Buna delildir. Yani mesela fıtratın şehadeti diyoruz ya abi. Mesela göz eğer Allah hesabına bakmazsa ne olur? Günah işlerinin bir aracısı olur. Kavat derecesine iner ve cehennemi bir azabı dünyada dahi yaşatır. Akıl için diyor, göz için diyor, dil için diyor vesaire. Yani her bir duygularımızın, istidatlarımızın, kabiliyetlerimizin vesaire Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kullanılmadığı zaman cehennemi bir cehlin neticesini veriyor. Birçok yerlerde var. Zaten İşaretül İcaz 71 bu gibi yerlerde söylüyor. Evet, cehlin emareleri. 7. asılda söylüyor. Şimdi cehli cehennemi burada söyledi abi. Cehli cehennemi fıtratı ne demişti? Fıtratın zıttı mıydı? Bizde bu hilkat denilen şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizde. Evet. Şeriat-ı fıtriye. İrade sıfatından gelen şeriat-ı fıtriye. Kelam sıfatından gelen Kur'an'la imtisal etmeyince
şeriat-ı fıtriye denilen şu kainatın işlevi. Mesela bir tanesini misal vereyim. Şimdi hatırlıyorum geldi. Evet efendim. Şimdi diyelim ki aleykümselam. Kainatın işletim sistemi var. Evet abi. Kainatın bir sebebi vücudu mabettir. Evet. Yani yazılım sistemi bu. Linux veya Windows. Şimdi sana verdiği imkanlar var. Sen Windows veya Linux'u aşıp da onun dışında bir şey yapamazsın. Onun sana vermediği, sunmadığı bir şey. Yapmaya kalkarsan çöker değil mi? Evet. Çöker. Ancak onun sana verdiği imkanlar içerisinde iyi bir şey yap. İşte Word yazacaksın, film seyredeceksin vesaire. Şimdi bu kainatın yazılımı muhabbet. Yani Windows, Linux diye bir yazılım şirketi. Evet abi. Yazılım ya adı. Bu kainatın yazılımı da muhabbet. Şimdi bu yazılım muhabbet üzerindeki yazılımın üzerine adavet ve hasetle mukabele edersen bu fıtrat seni reddedecektir. Bu fıtrat seni kendisini dışlayacaktır. Bu fıtratın dışı da cehennemdir. Güzel abi, Allah razı olsun. O zaman bu cehli cehennem fıtrata muhalefet etmek edilen her şey o yapı içerisinde onun cehennemidir. Evet, güzel abi. 9. mektupta diyor ya abi, insanın istatlarından, hissiyatlarından, duygularından bahsediyor. Yani mesela aşk şeyi yazar veriyor. Şiddetli bir histir diyor. Eğer fani mahbublara sarf edildiği vakit cehennemi bir azap verir diyor. Evet. Yani bunun gibi bir sürü şey. Bir daha abi dediğiniz gibi yani muhabbet olacak ama hani işaret edeceğiz 23'te diyor ya abi, her bir hissiyatın, duyguların ifrat ve tefritten azade olması istikameti, yani vasatı olması istikameti sağlıyor. Eğer muhabbette de ifrat olursa ve diyelim ki ifrat-ı şefkattan gelen bir yeğisiyle diyor Bediüzzaman Hazretleri. Hani Rusya'daki çoluk çocuğa acıdım diyor. Hani o şefkatten gelen bir müteessiriyet var, bir acımak var, cehennemi bir halet var. Niçin? İfrattan hasıl oluyor. Yani o ifrat-ı şefkat o kadar azap ki veya o adavet ve haset veya aşk yerinde kullan. Adam intihar ediyor. En ufak tırnağı arayınca, ayağı anca doktora koşan adam hayatını gözünü kıpırdatmadan bırakıyor. Yani niçin bırakıyor? Öyle bir azap çekiyor ki, bak buraya dikkat et. Öyle bir azap çekiyor ki intihar çare görüyor. İntihar çaredir. Hayat manasını yitirince intihar seçenek olmuş. Evet. Ya demek ki bu bir misaldi. İnsan şeriatın kanunlarına riayet etmediği vakit, şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal etmediğimizden cehennem-i celle muazzep olduk. Bunun tabirleri İslam'da çok yerlerde var. Devam edelim. Evet, şimdi cehlin emareleri dedik. 7. asır pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki mururu zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikatin maddiye telakki ediyorlar. Hataya düşerler. Mesela Sev ve Hud isminde ve alem-i misalde Sev ve Hud timsalinde berri ve bari hayvanat nazırlarından iki melekül mevt adeta bir koca öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Burada da yani hakikat-ı maddi ne diyor? Mürur zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye telakki edilmesi ciheti var. Neyin? Yani cehlin mecazi olan bir şey hakikat. Mecazi hakikat bizzati kendisini vücudu imiş gibi görmek. Mecaz hakikat görmek ve o da cehalet. Evet, yani Kur'an'da mesela bir sürü teşbihler özellikle bu noktada taarruz ediliyor. Mesela yedullah, Allah'ın eli değil mi abi? Er-Rahmanu alel arşi istava. Rahman arşta istiva etti, oturdu tabiri. Evet, vesaire. Bunun gibi bir sürü noktalar var. Hiç mümkün müdür ki alim-i mutlak ve kadir-i mutlak olan şu masnuat-ı sani, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün seddikun ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaidi İlahisini yerine getirmeyip haşa acz ve cehlini göstersin. Evet. H-
Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay. Geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen, kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. İfa-i vaad ise hem bize hem her şeye, hem kendisine hem saltanat-ı rububiyetine pek lazımdır. Hulf-ül vaad ise hem izzet iktidarına zıttır, hem ihata-i ilmiyesine münafidir. Zira hulf-ül vaad ya cehilden ya acizden gelir. Evet. Yani verilen vaatleri yerine getirmemek acizden neşet ettiğini söylüyor. Yani Cenab-ı Hak ahireti vaat etmiş. Evet. Yapmaması iki şekilde olabilir. Ya acizdir yapamıyor. Evet. Veya ne dediğini, ne vaat ettiğini bilmiyor. Cahildir. Yani yapmaya cahildir. Evet. Bu da Cenab-ı Hak münezzeh olduğu için o şıkkı da kaldırıyor. Birçok noktasının cehli mutlak abi, cehli mutlak nedir ve neyden neşet ediyor diye böyle birkaç yer var, orayı okuyayım ben. Ben bir şey sorabilir miyim? He. Cehli cehennem dedi. Cehlin yönetim merkezinin cehennem olduğundan bahsetti Hasan abi. Ya bu, bununla alakalı bir ufak belki bir açıklama var. Nasıl nasıl? Cehlin yönetim merkezi, hani Cehilistan bir ülkedir. Evet. Onun alt kademelerini, ilçelerini falan saydın. Bir yönetim merkezi olarak cehennemi gösterdin yönetim merkezi olarak. Yani o şöyle bir şey mi acaba Hasan abi? Sizin bir doktor örneğiniz vardı. Hani doktor 6 yıl boyunca eğitim görüyor. Neden? O zorlukları, o sıkıntıları yaşıyor. Kendini sonrasındaki alacağı başarılara, işte şan, şöhrete, paraya yönlendiriyor. Aslında o ömründe kendi kendini yönetmiyor da o sonundaki elde edeceği başarı aslında onun o hayatını, onu yönetiyor. Yani gelecekte doktor 6 sene okuduktan sonra, yani bu okunan bir şey değil, çok zordur. Tıp okunamaz yani, çok zor. Çünkü damarların isimlerini ezberliyorsun, ondan sonra ondan teşabih etmiş 7 tane var. Hepsini ezberliyorsun, o 5 bir tane, 7 taneden bir tanesini ezberliyorsun. Bu daha damarın kendisi. Onun hastalıkları ve içinde iş yapan değil. Peki bu olamaz, olmaz. E nasıl yapıyorlar peki? Çünkü 6 sene sonraki şöhret ve paraya, hayat-ı dünyadaki mevkisini düşününce, işte oradan şey yapıyorum, onu düşünmek güçtür. Ona tahammül veriyor. Evet. Tahammül veriyor. Şimdi bu cehalet ne kadar rezil olduğunu bak şöyle anla bak. Sibirya'da, kutuplarda adam din yok. Din gitmemiş. Zina yapıyor, içki içiyor, her şey var. Ama bir şey olduğunu bilmiyor. Bu cennete geçecek biliyor musun? Çünkü şey yok yani. Din duymamış. Değil muhalefet mi? Etmiş olmuyor ki ceza versin. Ceza muhalefetten kaynaklanıyor. Muhalefet ise bilmeyle mutevakkıftır. Bilmiyor ki muhalefet etsin. Mesela şeyi kullanıyorum ben onu. Adem Aleyhisselam hata mı yaptı? Hayır. Unuttu. Yani emre muhalefet etmedi. Emri unuttu. Yemeği yani bildiği halde şey yapmadı, meyveyi yemedi. Şimdi cehalete bak şimdi. Sibirya'da veya kutuplarda pigmeler yaşıyor, her türlü melaneti yapıyor. Ama din ona yap yapma demediği için, böyle bir bilgisi olmadığından, bir muhalefet manası taşımadığından, ona rağmen cennete gidecektir. Ehli fetret, ehli necattır. Fakat adam biliyor, yapmıyor. Cehenneme gidecek. Bak ikisi de yapmıyor. O da namaz kılmıyor, o da namaz kılmıyor. O da zina yapıyor, o da zina ediyor. O da içki diyor, o da içki içiyor. Şimdi hiç din gitmediği kişi buna rağmen hiçbir şey yapmamış gibi gözüküyor. Bu ise peki sebebi ne? Muhalefet etme. Yani cehalet böyle rezil bir şey. Dolayısıyla cehennemi hak ediyor, o kuyudan bahsetti, orayı hak ediyor. Hak ettiği yerle mi yönetiliyor Hasan abi? Aynen burada öyle mi yönetiliyor? Mesela iman ettiğimiz şey bizi tesir etmiyor. Mesela diyelim ki Allah'a iman ettik, ahirette mi işe yarayacak bu? Ahirete iman ettik, ahirette mi işe yarayacak? Hayır, orada değil, esas burada yarıyor. İman esasları burada yaramak içindir. Orada artık ahiret iman yok ki. Evet. Orada artık Allah'a iman yok ki, Allah zaten Rabbini görecek diyor ayette.
Yani iman esaslarının şey buradadır. Şimdi nereye iman ettinse onunla besleniyorsun bu dünyada. Cehalet de nedir? Cehalet de bunun ademine, fıtrata zıt düşündüğü için cehil cehennem. İşte onun bütün meratibi abi dedik yani siz de söylediniz zaten. Şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğimizden cehennemi cehil ile muazzeb olduk. Yani bütün kaynak burası. Yani bütün eksik negatifler az önce söylenilen noktayı merkezinde bu var. Şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemediğinden, etmediğimizden. Edemediğimden mi, etmediğinden mi? Burada edemediğimizden diyor. Yani buna ne mani oluyor ki edemediğimizden oluyor? Cehalet. Cehalet mani oluyor değil mi? Evet. Çünkü mesela dese ki şeyde geçiyor Barla'da, burada o kadar şey kullanmıyor. Burada remzidir, işaret. Mektubatta 456'da yapamasa demiyor. Ahkamı yapmasa. Evet. Ha, o sarihtir. Dolayısıyla evet. Oraya göre burası izah edilecek. Burada nedir o? Cehaleti mani. Cehalet o kadar rezil bir şey. Evet abi. Yani bu dünyada karşılığı var yani, karşılığı var. Yani böyle insanlar şunu zannediyor, Müslümanlardan bahsediyorum. İman ettiğin şey orada işine yarayacak. Ya yani namaz orada işine yarayacak. Esas burada yarıyor kardeş. Evet. Yani yukarıdaki şey de buraya edememeye bir sebep teşkil edebilir abi. Mesela diyor ki, su istimalimiz ile o istidattan tevellüt eden meyle kuvvet ve medet verici olan şevki, bu hırs-ı kazip ve şu re'si riya olan meyle tefevvük ile zayi edip söndürdükten sonra bu sefer şeriat-ı fıtriye uyamıyorsun yani. Değil mi abi? Yani ne yapıyorsun? Şeriat-ı fıtriyenin evamirine imtisal edemiyorsun. Acayip bir şey ya. Mesela şeriat-ı fıtriyenin bir tanesi de şu, cehennemi alttan satıyor adamın. Diyelim ki Ustad Hazretleri bu işin uzmanı bir, diyor ki haberlerden uzak dur misal. Evet. Şimdi kainatta bir yazılım var, bir faaliyet var. İnsanın kainattaki bakışında resmin bir tarafını görüyor. Mesela bir resim düşün, bak şu resim var ya. Altındaki siyah çizgi, ağacın dalı vesaire. Yani bir insan düşün, ayağını görsün. Yani resmin bütünlüğünü göremezsen onun ne olduğunu bilemezsin. Şimdi Ustad diyor ki, dünyadaki hadiselerin ne olduğunu anlamak için ahireti de görmen lazım. Çünkü dünyadaki icraat ahirete göre yapılıyor. Evet. Dünyadaki sana yapılan muamelet ruhun için yapılıyor. Sen ruhu bilmezken bedendeki muamelatı beden için düşünürsen cehenneme gideceksin işte. Bu dünyada cehennem, buna geçiyorum. Şimdi kainattaki icraat, Allah'ın rububiyeti var. Allah Allah'lık yapıyor, tamam mı? Şimdi sen insanın ruhunu bilmezken ahireti görüp ahirete göre yapılan ahirete göre yapılan bu muameleleri dünyadaki göremezsen, bu Cenab-ı Hakk'ın icraatına savaştır, Suriye'dir, bilmem nedir, Irak'tır, ne bileyim Kazakistan'dır veya kanserim, depremim, niye fakirim, niye topalım, bunu izah edemiyorsun. Hı. Bu şey demediğin zaman rububiyete itiraz oluyor. Rububiyete itiraz olunca o seni dünyada ne yapıyor biliyor musun? İmansızlığa itiyor. Allah'a itiraz ediyorsun. Allah Allah. Mehmet Akif demiş ya, yok musun ya adli ilahi? Sonra diyor ki, fermuar kapatıyor. Ağzın kurusun Mehmet Akif diyor yani adeta. Ağzın kurusun. Yani yok musun adli ilahi? Yok mu? Var ama bir pencerede bakınca böyle değil mi? Dolayısıyla insanda bütünsel göremediğinden dolayı fıtrat reddediyor. Reddedince sabaha yatamıyor. Ha sana cehennem? Evet. Sabaha yatamıyorsun. Aram buram buram buram. Tedirgin, stres, böyle hırçın, vurma kırma, bu cehennem. Cehennemi. Mesela Nurcular, Nurculuğun bütününü göremedi, sırf kendi grubunu gördü, taassubuyla kör oldu. Aha sana cehennem. Ne demek cehennem biliyor musun? Yalnızlaştın, o bilmem ne, o bilmem ne, o bilmem ne, o ne it, onu kalk. Peki ona mı ceza verdi? Beni itmeyle, beni reddetmeyle, beni eleştirerek benden kendini koparttın. Benim sana yapacağım iyilik, katkıyı da bitirdin, onu da bitirdin, onu da bitirdin. Hadi kendi başına ayakta dur bak. Adem Aleyhisselam'ın en büyük cezası değil mi? Yalnızlık. Yalnızlık. Adem Aleyhisselam yaptı hatayı. Faruk neyle ceza verdi? Söyle mi? Cehennemi mi attı? Hayır. Ne yaptı? Yalnızlık cezasını verdi. Evet. 600 sene
Adem Aleyhisselam cezası neydi? Hata demeyelim. Emre muhalefet etmedi. Unuttu, nisyan oldu. Adem Aleyhisselam muhalefet etmedi emre. Emri unuttu. Zerre oluyor tabii. Peki bedeli ne oldu? Bizim bildiğimiz o ahiretteki cehenneme atıyor. Hemen yakındı zaten. Allah'a böyle bir yanlışlık oldu, tamam mı? Hemen Adem Aleyhisselam ne yapması lazım? Atması lazım cehenneme. Niye atmadı oraya? Gitti, cezaya bakın. Yalnızlık, yalnız kal dedi. Sen Hindistan'a, sen de Yemen'e. Tamam mı? Nerede olduklarını da belli değil. Bilsem Hindistan'a yürürüm. Hindistan koy, çok 1-2-3 ayda gidersin. 600 sene. 600, şimdi dünyada, dünya neresi yani? İlk defa adam geliyor. Yani şuraya bak, cezaya bak. Dünya neresi? Buranın dünya olduğunu bilmiyor ya. Beni bir yere atsanız var ya Hindistan'a, hemen gidip, olan bu Karadeniz'e benziyor ya. Burada ne şey? Yani tamam mı? Bilmem nereye benziyor falan. Ya bir benzetme yaparım. Sağ, sol, güney midir falan mıdır? Şu meyve. Ya adam öyle bir yere atılmış ki atıldığı yeri bilmiyor. Acayip değil. Ha bak işte, Adem Aleyhisselam'ı cehenneme atma, yalnızlık ülkesine attı. Evet, her tarafın dağlar da olsa yalnız. Nasıl ki yani insanın fıtratı da öyle değil mi abi? Mesela zehirli bir şey yediğin zaman hemen ne yapıyorsun? İstifra diyorsun ya, bir şekilde hemen hastaneye koşuyorsun. Manevi noktada da böyle. Yani şeriat-ı İslamiye'nin esasları dışında maddi ve manevi bir şey istimal ettiğimiz zaman ne oluyor? Azabını hemen dünyada peşinden ödüyoruz. Şurada abi o fıtrata muhalif hareket etmekle ve şuna ait bir yer var. Evet, hiçbir insanın Cenab-ı Hakk'a karşı hakkı itirazı yoktur ve şekva ve şikayete de haddi yoktur. Çünkü şikayet eden ferdin hilaf hevesini iktiza eden nizam-ı alemde binlerce hikmet vardır. O ferdi irza etmekte o bin hikmetin idabı vardır. Bir ferdi razı etmek için bin hikmet feda edilmez. Eğer her ferdin keyfine göre hareket edilirse dünyanın nizam ve intizamı fesada gider. Ey müteşekki, sen nesin? Neye binaen itiraz ediyorsun? Cüz'i hevesini külliyat-ı kainata mühendis mi yapıyorsun? Kokmuş olan zevkini nimetlerin derecelerine mikyas ve mizan mı yapıyorsun? Ne biliyorsun ki zannettiğin nimet, nikmet olmasın? Senin ne kıymetin var ki sineğin kanadına müvazi olmayan hevesini tatmin ve teskin için felek çarklarıyla hareketten teskin ediliriz. Fikir noktasında işte ifrata düşmek veya şair İslami veya ne dedi? Şerait-i Fıtriye'nin evamirine imtisal etmemesi noktasında çekmiş olduğu azabı nazara veriyor. Tabi Kastamonu 111'de de 75-76'larda da söylüyor. Buna ait yerler var. Şimdi burada abi Cehl-i Mutlak'tan devam edelim biz. Şimdi Cehl-i Mutlak'ı burada külliyattan bulabildiğim yerler var şurada. Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır. Bir, ademi kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır diyor. Bir de okur musun? Yoksa irtikabı çok kolay olan yalnız ademi kabul ve inkar ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır. Bak, yoktur diyor. Niye yok? Ya yoktur işte, ben bu işte meşgul değilim. Ademi kabuldür bu. Bu kolaydır. Ama kabul adem var. Yoktur çünkü demen lazım. Yani bu ben bu işte yokum. Yani ben bu dinle meşgul değilim. Ademi kabuldür. Evet. O kolaydır ama bu da cehli mutlak. Değil mi? Cehli? Cehli mutlak. Allah. Bir üçüncü soru, eskiden düşman şimdi dost olan müptedi diyor ki şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki hiçten bir şey icat edilmiyor ve hiçbir şey idam edilmiyor. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki kainat fabrikasını işlettiriyor. El cevap, nur Kur'an ile mevcuda da bakmayan filozofların en ileri gidenleri bakmışlar ki tabiat ve esbab vasıtasıyla bu mevcudatın teşekkülat ve vücutlarını sabıkan ispat ettiğimiz tarzda imtina derecesinde müşkilatlı gördüklerinden iki kısma ayrıldılar diye devam ediyor. Burada abi cehli mutlak dedi, nur Kur'an ile mevcudata bakmayan. Yani tamam ettirsin dersini söylüyor. Mesela zındıklar, filozoflar öyle demiş. Bu mevcudat yoktan var olmuyor, var da yok olmuyor. İçeride
kör bir düğüm var. Yani toprak ağaç, ağaç tekrar çürüyor toprağa, toprak tekrar şeftaliye. Yani böyle o ona dönüşüyor, ona dönüşüyor. Onun için yoktan var olmuyor, vardan yok olmaz dedi. Oysa şimdi fizik ne diyor, kuantum fiziği? Kainat an ve an yok oluyor, var oluyor. Acayip bir şey. Değil mi? İşte niçin söyledim? Cehli mutlak bu işte. Yani mutlak ters. Mutlak yanlış. Evet. Diyor bir kısım sofistayolog insanın hassası olan akıldan istifa ederek ahmak hayvanlardan daha aşağı düşerek kainatın vücudunu inkar etmeyi, hatta kendilerinin vücutlarını dahi inkar etmesini, dalalet mesleğinde esbab ve tabiatın icat sahibi olmalarından daha ziyade kolay gördüklerinden hem kendilerini hem de tabiatı inkar edip cehli mutlaka düşmüşler. Aman yarım, cehli mutlak. Cehli mutlak mı dedi? Evet, cehli mutlak. Kur'an devam ediyor. Cehli kene bir şey ya, cahillik ya. Aynen öyle. Abi bu da işte nuru Kur'an ile mevcudata bakmayanlardan sudur ediyor. Cehli mutlak oradan çıkıyor. Bu cehil cehennemi, o bizim bildiğimiz cehennemin 5. tabakası mı okumuştun? Bir kuyudur dedi ya. En dip kuyusu diyor. Aha, ama nerenin? 5. tabakadaki en dip kuyu. Öyle mi demiştik? Evet. 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 O zaman 1. sayfada ya. Yok, dur bakayım abi. 5. tabakadaki. Evet. Orayı da yine okuruz inşallah. Dur bakalım. Bu ne demek biliyor musun 5? Minafa'ya yakınsın demek aslında. Minafa'ya bayağı yaklaşmış demektir. Yani... 7'ye yakın. Dima'nın 5. mertebesi mi diye düşünüyorum da. Bir bak bakalım 5. nereden buldun onu? O şeyden abi. Cehli ya. Cehennem miydi? Cehli şey... bu gayyı cehl. Gayyı cehl. Gayyı cehl. Bu şey Ahmet Feyzi Kulay Bey'in bir tabiri var şeyde. Evet o işte. Onu ben bir dakika onun gay 5. miydi? 5. En son tabakası diyordu. Bir dakika abi hemen bulayım. O tabakanın en son. Hı-hı. Dibi. Tabii. Ben böyle alt tabaka demiyorum. Alt tabaka desen yine mesafe var. Çukur diyeceksiniz. Mesela bazı alçak insanlar var ama bazen de bazılar da çukur insanlar. Zeminin de altında. Yani dibi yok. Evet, iki de şurada. Gayi cehennem, gayi ceh, yani cehennemin 5. tabakasındaki çok korkunç bir kuyunun adı. Aman İçine yani. Düşen kolay kolay kurtulamayacağı bir yer. Çok zor be Faruk. Bilmezsin, kolay. Evet. Neye benziyor biliyor musun? Uyuyorsun, uyanman kolay. Uyuma numarası yapıp uyumadığın halde uyanman çok imkansız. Hasan abi, müdahale etmeden dayanamayacağım. Cumartesi günü ki derste anlatmıştınız ya, arkadaşım bir tanesi velayet makamına çıkmak istemiş. Otobüslere bedava binmek için. Ben de çok kolaydı, el açıp dua ediyordum 5 vakit namazda. Allah'ım bana ilim ver, ilim ver. Şimdi bunun mesuliyeti de çok fazla. Çok. Biraz vaz mı geçti hocam? Yok, tamam. Kaldırabileceğim, yapabileceğim iste. Evet, Cehl abi küfrün mahiyetinden birisiymiş. Küfrün mahiyetinin bir esasını teşkil ediyor. Bu çok önemliydi. Nereden buldun? Bir dur bakayım. Şualar 102. Hakikat İslamiye zıddiyet gösterip mübarez eden küfrün mahiyetini bir inkardır, bir cehildir, bir nefidir. İnkarın şubesi mi dedin? Yani inkarın şubesi. Yani küfrün mahiyetini bir inkar, bir cehil, bir nefidir. Sureten ispat ve vücudu görünse de manası ademdir, nefidir. Diye devam ediyor. Cehl-i mürekkebe geçelim mi? Cehl-i mürekkep, bir zahir manası, bilmediğini bilmemek. Koyu cahillik, cehl-i mürekkebin menşei olan adiyat perdesi. Bunun menşei adiyat perdesi. Oo, cehl-i mürekkep. Yani cehl-i mürekkebi adiyat perdelerine takılmak da denilebilir. Mesela bu adiyat ne demek? Şu çiçekten göster bana. Yani işte bu toprak, hava, su vesaire bir araya gelmiş. Bunların teşekkülatından oluşmuş. Yani ne arıyorsun be kardeşim? İşte çiçek işte, ne işte çıkmış işte, ne var orada? Ne var orada? Evet. Adiyat, sıradan görmek. Yani topraktan çıktı. Bu sebep-sonuç ilişkisini bitişik görmekten, bak iyi dinle. Çiçek sonuç, sebep toprak mı? Evet. Sebep sonucunu beraber görmekten sebebi faiz zannetmek. Oysa sebep zemininde netice yapılıyor. Yani çıkan kalem tezgahtan çıktı.
Kalem tezgahtan çıktı diye kalemin saniyini tezgah zannetmek. Maddiyat bu. Bunu da adam ne yapar? Cehli mürekkep mi dedi? Evet, cehli mürekkep. O yüzden mürekkep. Davacı oluyorlar. Cehli ne? Cehli mürekkep. Cehli mürekkep. O yüzden maddiyat her şey davacı oluyor. Şurada evet. Da zaten abi devamında elhak bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber geçmiş 24 adet sözlerde izah edildiği, ispat edildiği gibi cehli mürekkebin menşei olan adiyet perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menba olan tabiat tağutunu burhanın elmas kılıcıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sayhalarıyla dağıtmak ve felsefe-i beşeriyi ve hikmet-i insani aciz bırakan kainatın tılsım umulakını ve hilkat alemi muammayı acibesini feth ve keşfetmek elbette hakikat bin gayb aşina ve hidayet baş hak numa olan Kur'an gibi bir mucizekar harikulade işlerdir. Burada adiyet perdesi altında cehl-i mürekkep intişar eder dedi. Tabii yani mesela bunu adiyet bu çiçeği şimdi normal görüyor biliyor musun? Evet. Gözü normal görüyor. Bir tanesine demiştik böyle gözün ne kadar yıkar. Ne yaptı canım neresi akırdı dedi ama inkarcı olduğu için eve gitmiş. Cahil ne farkı var? Cahil cahilini biliyor. Cahildir. Cahil cahilini bilmezse bu işte cehl-i mürekkep. Bunun çaresi yok. Cahilliğin çaresi var. Çünkü cahilliğini biliyorsa alimdir der Gazali. Evet. Cahilliği içerisinde bilmek, ilim var yani. Var. Yani cehalet bilmemezlik değil. Bak cahilliğini bilmek de bilmek. Cehl-i mürekkep de cahillik biraz yakın gibi gördüm yani. Hayır. Cehl-i mürekkep dip, çukur. Cehli mutlak değil, cehl-i mürekkep. Ha. Cehli mutlak da cehl-i mürekkep birbirine yakın. Bir tanesi çukurla bir tanesi dip. Evet. Alçak yani. Alçakla mesela bir insan düşün. Bir alçak insan var. Bir de çukur insan var. Cehli mutlak içinde de ademi kabul inkar, ademi tasdik ise cehli mutlaktır dedi. Bir dakika. Ademi kabul? Ademi kabul ve inkar. He. Ve ademi tasdik ise cehli mutlaktır dedi. Ademi tasdik ise cehli mutlaktır dedi. Ademi tasdik. Cehli mutlaktır dedi. Cehli mutlaktır. Ötekisi ise bunu okuyoruz. Cehli mürekkep ise adiyat perdelerine sarılmak ve adiyat perdelerinde esbaba takılmak. Bakıyorum. Ötekisi cehli mutlak daha değişik. Yani cehli mürekkebe adiyat perdelerine takılmak denilebilir yani. Burada zaten öyle diyor. Evet abi. Fakat cehl-i mürekkebin hemşiresi ve nazar-ı sathinin annesi olan Ülfet. Bak, Ülfet neymiş? Ülfet bir adam çocuk düşünün. Ülfet neymiş bak bakayım. Cehl-i mürekkebin hemşiresiymiş. Bir dakika, cehl-i mürekkebin... Hemşiresi. Hemşire ne be? Kız kardeşi. Cehl-i mürekkebin kız kardeşi. Sonra? Nazar-ı sathinin annesi olan Ülfet. Nazar-ı sathinin annesi olan Ülfet. Yani duada diyoruz ya Rabbi ülfetimizi kaldır, ünsiyetimizi çoğaltır. Ülfet böyle bir beladır. Ülfet bilmemek değil. Yani bildim diye kenara koymak. İşte bizim cemaatin, yani ben diğer cemaatten bir şey demiyorum, o benim meselem değil. Burcuların en büyük problemi Risale-i Nur'u bilmemek değil, bildiğini netice zannetmesi. Bu kadar. Bu Risale-i Nur bu kadardır. Tam daha ne irdeliyorsunuz? Ne iş işte, o oğlum bitti işte. Bu ülfettir. Ülfetten kaynaklanıyor. Evet, bu şimdi diyor ki böyle gözleri açmak için diyor ki me'ruf olan afak ve enfüste dikkat-i nazara kitab-ı hakim emreder. Evet, gözleri açan yalnız nucum-u Kur'aniyedir. Diye böyle devam ediyor. 5. 6.sında bir de cehl ile ihsan edilen şeyler de var tabii ki. Ama onun yukarısında tabii bu normal bildiğimiz cehl değil. Harf gayrın manasını izah için bir alet, bir hadim olduğu gibi şu mevcudatta da Esma-i Hüsna'nın tecelliyatını izhar, ifham, izah için bir takım ilahi mektuplardır ki içlerinde yazılı delail, berahin, havarik, mucize-i kudrettir. Mevcudat bu vecihle nazara alınması ilim, iman, hikmettir. Şayet
isim gibi müstakil ve maksudu bizzat cihetiyle bakılırsa küfran ve cehli mürekkep olur. Dediniz yani çiçek. Nedir ki basit bir şey işte. Bir araya gelmiş olmuş. Oysa binlerce esma değil mi? Binden fazla esma tecelli ediyor. Öyle diyorlar ya nurcular. Çiçekten otla başka bir şey bildik. Oysa Kur'an hep onu ülfet ve adiyat perdesini kırmak için bu otlara, çiçeklere değil nazarı çevirmek Kur'an suresini vermiş. Ya kim böyle Okü suresi, Sığır suresidir Kur'an'a? Kim mesela Kur'an'ımız 114 sure, Allah dese ki herkes Kur'an'ın suresini kendi ismi taksın. Hanginiz Allah'ınızı seversin vicdanen? Okü suresi yazarsınız. Okü suresi yazar mısın? Yakıştırır mısın? Arı suresi der misin? Hadi tamam koydun ama kadın suresi koyar mısın? Yani kadın suresi. Nisa. Yani, bir şey yani demek ki ne demek istiyorum biliyor musun? Senin baktığın gibi Allah bakmıyor. Evet. Allah bütünsel bakıyor. Çünkü Allah çok acayip bir şey. Yani ondan bahsetmek bile ona iman edebilmek kadar şerefli bir şey olamaz. Allah neyse onun karşılığı kadar değerlidir. Ona iman edebilmek. Yani ondan daha şerefli ne olabilir? Yani baksana Allah bütünsel bir hakikatla nasıl şey yapıyor? Abi Kur'an'ın icazı o 20. sözün 1. makamında sana bir geçiyor değil mi? Onlar ya sana Kur'an'ın icazı yani avamın anlayabileceği çünkü avama daha ziyade zahiri bak öyle bir şey ki şu anda son yayınlandı değil mi Ersan? Bu kadar Kur'an bu kadar zıtları bir ayete nasıl cem etmiş? Ne yapmış? O Polat'ı da yaptık o dersi vardı. Şimdi bak zahir çerçevesi var. Elhamdülillahi rabbil alemin. Tamam. Bu bir manası var. Avam için bu zahir. Yani herkes için. Ama okumasız yani şekli, harflerin şekli sese benzemiyor. Ayrı bir ilim. Harflerin karakteri var, şekli. Yani vav niye öyle tipi, lam niye böyle? Ayrı bir ilim. Her bir harfin tabiatı var. Ateş midir? Elif. Mesela elam. Elif ateş midir? Toprak mıdır? Su mudur? Buhar mıdır? Tamam mı? Neyse. Dimadaki karşılığı, kapta karşılığı vesaire. Yani zahirde bir kalıpla dibinde yani sandık mesela. Sandık gibi çiğ sandık. Nihayetsiz manayı her bir ayette cem etmesi, işte o ders anlatılıyor. Mesela kitap okuyanlar, ders yapanlar dedik ve Suat. Mesela kitap okuyan, ders yapanlara kayıt düştük. Kur'an bu kadar zıtları nasıl cem etmişti bir ders var. Çok ilginçtir. 200-300 kişi girmiş buna. Psikolojiye bir bakıyorum 800-900 kişi girmiş. Lan ben bunu deli olacağım ya ben bu psikoloji bir şey değil ki ya 5-10 dakika verleşim ben sana şimdi kalem kağıdımı alayım niye insan sıkılır inan 10 sayfa yazarım sana hiç. Ama o ne kadar ilmi bir seviyeyle o ders yapılmış bak 200 kişi 250 kişi giriyor. Yani insanlık ne hale gelmiş ya. Ülfet belasını görüyor musun? Oysa beni en çıldırtması lazım ya Allah Allah bir saatte Kur'an bu kalıp yani kalıp içinde elhamdülillah Rabbil Alemin kalıp. Yani burada tam 40 tane zahirde farklı sistem yerleştirilmiş. 40. Her bir ayette 40 vecicaz var. Manisinden, bela kadından, ferasatından, virasatından 40 tane ha. Zahir böyle bir alimlerin şeyi. Batına gidince zaten dibi yok, mahluk değil. Yani böyle bir dersi adam nasıl dinlemesi lazım? Dura dura not alan ama psikoloji dedi ki, imansız bin vesvesesine 700-800 kişi girmiş. Buna bir bakarsın 200 kişi girmiş. Kur'an hayatta da canlıdır diyebilir miyim? Tabii canım. Evet. Çünkü kelam sıfatı, sıfatı sıfattan geldiği için canlıdır, ruhludur ve aynı zamanda mahluk değil. Evet. Evet. Ne acayip bir şey, evet. Feya subhanallah zındık maddi gün gavurlar bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden zerrat adencinde batıl alihleri kabul etme mezheplerine göre mustar kalıyorlar. İşte şu cihette münkir kafir ne kadar felsef alim de olsa nihayet derecede bir cehli azim içindedir. Bir cehli mutlaktır. Bu da sözler 554'te. Dedim ey nefis
cehli mürekkep içinde, tembellik döşeğinde, gaflet uykusunda söylediğin şu söze mukabil beş ikazı benden işit. Nefis için diyor, cehli mutlak için, ey nefis, cehli mürekkep içerisinde. Efkar hazırda cehli basiti, cehli mürekkebe kalbeden en mühim sebep, meçhul bir şeye parlak bir isim takmakla anladım, zannetmek ve meçhul şeyleri ona irca ile izah ettim, zannetmektir. Halbuki tarifi diye devam ediyor, devamını almamışım abi. Mesela adiyat şu çiçek, ottan çıkmış ya şey, topraktan çıkmış hanım. Adi bir şey değil mi yani sırada, evet. Değer. Bunun üzerindeki kullanılan teknoloji, ilimi yok ediyor. Bundan daha zalim kim olabilir? Aa, anlamazsın bunu. Sen yapsan da inkar etsene bak ne yapıyordu. O zaman seyret gümbürtüyü. Ben bir şey yapacağım sizin için. Hem de en mükemmel, sen şöyle yapacaksın, ben nasıl bakacağım. Ya bu neymiş ya, iş mi ya, çok mu şey? Ulan ver lan şunu, ver lan zıkkım olsun aslında, sen anlamazsın, iyilikten al. Vallahi alırım elinden. Yani Allah elma yarmutu yapıyor, Allah da seyrediyor, bakıyor, diyor ki, toprak ver dedi. Vallahi ben haşa tabi estağfurullah, Allah'ın Adalet Bakanlığı benim elimde olsa, yemin ederim gram vermem. Burada da abi insan cehliyle Cenab-ı Hakk'ın isimlerine aynadarlık ciheti de var. He. Cehlinde aynadarlık ciheti var. Ha, o da önemli. Bir oku. Demek şu meşhut saltanat insaniye ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celp ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki onun zaafı için teshir edilmiş, onun aczi için ona muavenet edilmiş, onun fakri için ona ihsan edilmiş, onun cehli için ona ilham edilmiş. Cehil ile bize verilen meşhudat-ı saltanat insaniyet, terekkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet insanın cehli ile insana ilham edilmiş. Evet, insan cahilini bilince uçan inebilmesi için pist var ya. Evet abi. Pist yoksa nereye inecek? İnsanın cehilistan ülkesine ilim uçağa inebilmesi için pist olması lazım. Evet. İnsanın cehli için onlar verilmiş. Hazreti Ali'ye geliyor bir soru soruyor ya, diyor ki bilmiyorum. Bir tane daha soru diyor, bilmiyorum. Bir tane daha soruyor diyor ki bilmiyorum. Diyor ki niye burada duruyorsun? Diyor ki bu makam diyor, bazı şeyleri bilenin, bazı şeyleri bilmeyenin makamıdır. Her şeyin bilenin makamı Allah'tır diyor. Makamı yoktur diyor. Makamı yoktur evet. Makamı yoktur. Şimdi ama burada... Adammış ha, sıradan. Şurası abi. Hem Esma'nın nakışları ve cilveleri insanda var. Okuyacağım yer burası aslında. Onlar ile o kutsi manalara şehadet eder. Hem insan zaafiyle ve acziyle ve fakriyle ve cehliyle diğer bir tarzda aynadarlık edip yine zaafına, fakrına merhamet eden ve medet veren zatın kudretine, ilmine, iradesine ve herkese sair efsafına şehadet eder. Cehalet, o dediğimiz manadaki menfi olan cehalet, ruhları kömür haline getiriyor. İnsandan istet ve kabiliyetlerini söndürüyor. Cenab-ı Hakk'a karşı olan aynadarlığını setreder diyor. Aynen. Değil mi? Bitti burada. İşte şey üzerinde o muhakemet 10. sayfanın üzerinde durmak lazım da ben bu bir toparlamak istedim yani. Aslında oranın üzerinde durursa. Ne? 10. sayfa Cehli Cehennem mi? He, Cehli Cehennem. 30 hani, muydu 10 muydu? 10 bir Cehli Cehennem 10. 10 muydu? Hı-hı. Ben niye 30? 30 da bir dakika bak 30 da var. 30 da var abi. Ha. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha.